diyelim. Evet, video kaydımız da başladı. Şimdi birazcık o yüzden geri alacağım arkadaşlar. Tekrar olsun. Yem bilgisine girişte neden tarım yapıyoruzdan bahsediyoruz. Bol miktarda karbon var dünya gezegeninde. Belirli miktarda azot. Ve bu azotu biz amino asit yapımında kullanabiliyoruz. İnsanların ihtiyacı olduğu amino asitlerden, Fatih mikrofonunu ben buradan kapatayım. İnsanların ihtiyacı olduğu bazı amino asitler ise vücutta sentezlenemiyor. Ne yaparsa yapsın dışarıdan alınması zorunlu. Biz bunlara esansiyel amino asitler diyoruz. Esansiyel amino asitleri de alabileceğimiz gıda kaynakları belli. Örneğin balık, örneğin büyükbaş, örneğin tavuk. Biz bunlardan o belirli esansiyel amino asitleri alıyoruz arkadaşlar. Onlar mesela buğdayda yok. Ya da yağ asitleri, EPA, DHA gibi çoklu doymamış yağ asitleri. Bizim bunlar buğdayda yok, mısırda yok, arpada yok ama balıkta bol miktarda var. Öyleyse ne yapıyoruz biz? Elimizde işimize yaramayacak olan materyali, örneğin sadece buğdayla bir insan beslenemez ya da sadece arpayla, sadece otla bir insan beslenemez. Biz bu otu hayvana veriyoruz, sonrasında hayvanı yiyoruz. Böylelikle de amino asiti, ihtiyacımız olan amino asiti almanın güzel bir yolunu bulduk. Ve bunda da şimdi ilkel insanı düşünelim. İlkel insan önce avcıydı. Avcılık ve toplayıcılık yapıyordu. Yani ne yapıyordu? Bir mağara içerisinde kalıyor, sabahleyin uyanıyor, çıkıyor, dışarıdan bulduğu meyveleri topluyor. Ondan sonra ve gidip av yapıyor, bunlarla geçiniyor. Daha sonra göçebe hayatını da bırakıp yerleşik bir hayata geçti. Yerleşik hayata bu ilkel insanımızın görüntüsü olsun. Yerleşik hayata geçtiği zamansa belirli sınıflara bölünmeye başladı ve bu sınıfın içerisinde bazıları bitkileri toplamaya gidiyordu. Daha kuvvetli, daha iri olanlar, daha cesur olanlar avcılığa gidiyordu. Ve böylelikle bu yerleşik hayata geçtiğinde her sınıf ihtiyacı olan gıdaya ulaşabilir hale gelmişti. Ve böylelikle de sonrasında toplama kısmı zorlu olacağı anlaşıldığından dolayı belirli tohumları doğaya sermeye başladılar ve o tohumlarla işte buğdayı ürettiler ve o tohumlarla arpayı, mısırı ürettiler ve onunla ekmek yaptılar ya da yemek yaptılar, işte ateşi buldular, yemek yaptılar vesaire ve tarım bu şekilde gelişmeye başladı. Şimdi yıllara göre dünya nüfusuna baktığımız zaman arkadaşlar, dünya nüfusu hızla bir artış gösterdi. Ve bugüne kadar dünyada bilinen, yani bunlar aslında matematiksel tahminlerle bilinen şeylerdir, 109 milyar insan yaşadı. Yaşadığı tahmin ediliyor. Şimdi milattan önce 8000 yılına kadar elimizde insanların ne kadar olduğuna dair dünya üzerinde yaşayan insanların tahminli veriler var. Bunları neyle buluyorlar? İstatistiki analizlerle buluyorlar. Şu anda işte 2023 yılındayız. Yaklaşık işte 8,5-9 milyara yakın bir insan topluluğu yaşıyor dünyada. 2016'da bu 7,5 milyardı. 2011'de 6,5-7 milyar civarındaydı. Milattan önce 8000 yılında ise bu tüm dünyadaki insan sayısının bu durumda 5 milyon civarında olması gerekiyor. Ve 5 milyon insana rahatlıkla avcılık yaptırabilirsiniz. Hepsini vurabilir hayvanların. Yani çok az bir insan, bol miktarda hayvan var. Toplayıcılık yaptırabilirsiniz. Yani bütün bahçeleri toplamaya kalksa 5 milyon insan aynı anda dünya üzerindeki bütün bahçelerden buğdayı toplamak kalksa yine bitiremez. Ama sayı artmaya başladıkça yerleşik hayata geçip bunu üretme yoluna gittiler. Ve tarım da şudur. İhtiyacı olanı elde edebilmek için ihtiyacı olmayan malzemeyi kullanabilme yeteneği sayesinde tarımı geliştirdi insanoğlu. Ve böylelikle daha kaliteli, daha lezzetli etler yiyebilmeye başladı. İşte şimdi tabii bu ta o avcı ilkel toplumundan Nusret'in tuz atmasına kadar gelin bakın. Böyle bir ilerlemeden bahsediyoruz. Tabii bu ha deyince olmadı.
10 bin yıllık bir geçmişi vardır tarım. 10 bin yılda geldiğimiz nokta Nusret'in kuzuyu tokatlaması şeklinde oldu gibi gelmesin size. Daha kaliteli, daha ihtiyaca yönelik protein kaynakları üretilmeye başladı. Bu da yeterli kalmayacak. Tarımın da tıkandığı noktalar var ve olacak, daha da devam edecek. Bunun üzerine ne yapmaya başladık biz? Kimyasını biliyoruz. Bir tane karbon, bir amino ucu, bir asit ucu, bir hidrojen, bir değişken grup. Bir amino asit dediğimiz şey bu kadar basit. Yağ asitini biliyoruz. Bir karboksil grubu, etilen köprüsü, bir de metil ucu var değil mi? Bir yağ asiti. Ve bunları biz laboratuvarda yapmaya götüreceğiz. Şu anda da başladı bu çalışmalar. Şu anda mesela ne yapılıyor? Çok kaliteli etler üretilmeye başlandı. Yani normal koşulda bir sığır etinden alamayacağınız kadar doymuş yağ asitini, esansiyel doymuş yağ asit, doymamış yağ asitlerini, esansiyel amino asitleri laboratuvarda yetiştirilen bir etten elde edebilir hale geliyoruz. Neden? Çünkü dünyanın kaynakları kısıtlı ve biz dünyamızı daha efektif kullanmak zorundayız. Biyomas mühendislerinin yaptığı şey budur. Dünyayı daha efektif kullanmaya çalışılır. Ancak biz bunları yetiştirirken, bu besleme kısmına gelelim artık. Yani sentetik kısmı unutun, besleme kısmına. Besleme kısmına gelirken yemleri kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü biz bu hayvana sadece işte o bölgede otlayarak ürettirebileceğimiz et belli. Yani ne olur sadece bölgedeki eti, işte bölgedeki otu otlayarak büyüteceğimiz bir buzağdan taş çatlasın, 12. ayına, 1 yaşına geldiği zaman canlı ağırlığı 300 kiloya, 250 kiloya ulaşır. O da çok kaliteli bir merada beslenir de, işte o meranın hastalıklarından kurtulur da vesaire vesaire. İmkansıza yakın bir şey. O yüzden de ne yapıyoruz biz? Farklı bölgelerde yetiştirilen ham maddeleri bir yerde toplayıp hayvanlarımıza veriyoruz. Buna da biz yem diyoruz arkadaşlar. Yem ne demek? Yem hayvan tarafından tüketildikten sonra sindirilebilen, emilebilen ve yararlanılan maddelerin tamamıdır. Bunların içerisinde buğday vardır, mısır vardır, ot vardır, saman vardır, yonca vardır, silaj vardır. Arkadaşlar belki garip gelecek size ama mermer tozu dahi vardır. Niçin? Biz çünkü mermer tozunun içinde biliyoruz ki kalsiyum ve vücudumuzda yaklaşık olarak işte 80 kiloluk bir insanın vücudunda 50 kilo civarında, 40 kilo civarında neyse 30 kilo civarında bir kalsiyum minerali. O zaman mermer tozu da hayvanlara yedirmek için gayet uygun bir yemdir. Önemli olan sadece proteini, enerjisi, yağı, lipidi olsun değil arkadaşlar, karbonhidratı olsun değil. Önemli olan o mineralleri de sağlayabilsin. Ve biz bu çeşitli besinleri karıştırarak kesif yemler üretiyoruz. Şöyle gösterelim, kalemimizi alalım. Kesif yemler üretiyoruz. Fabrika yemleri üretiyoruz. Bunlara biz konsantre yemler de deniyor arkadaşlar. Ancak ticari olarak konsantre yemin anlamı biraz farklı. Bilimsel açıdan baktığımız zaman konsantre yem fabrikada karıştırılan ham maddelerle elde edilen yemler anlamına geliyor. Devam edelim slayta. Şöyle yapsak değişmedi. Hayvan besleme bilim dalı da her hayvan türü için değişik ham maddelerin ne kadar kullanılabileceğini ve bunları kullandığımız zaman neler kazanabileceğimizi araştıran bir bilim dalıdır. Tüm bunlara bağlı olarak her hayvan türü için yem maddelerinin tüketilmesi, sindirilmesi, yararlanımını inceleyen ve buna bağlı olarak hayvanların ihtiyaçlarını belirleyen araştırma alanına hayvan besleme bilim dalı adı veriliyor. Eğer ki hayvanlarımızı biz doğru beslersek mutlu hayvanlar elde ederiz. Mutlu hayvanlar elde edersek et ya da süt ya da yumurta ya da işte diğer ne için üretiyorsak ondan daha yüksek verim elde etmiş oluruz.
Bazı terimler vardır hayvan beslemede bilmemiz gerekiyor. Örneğin kuru madde. Kuru madde hayvan beslemede sürekli karşınıza çıkacak bir şey arkadaşlar. Şimdi bir kilogramlık bir mısır silajı düşünelim ya da hepimizin bileceği bir şey olsun. Bahçeden ot topladığımızı düşünelim. Bir kilo ağırlığında. Tarttık bunu, tartıya koyduk bir kilogram. Biz bunu yarın sabah tarttığımızda, tekrardan tartarsak açık bir yere koyduk. Yarın sabah tarttığımızda tahminen ne kadar çıkacak ağırlığı? 950 gram çıkacak. 50 gramı nerede? Hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Değil mi? Bu temel kuramdır. Öyleyse bunun 50 gramı su buharı olup uçtu gitti. Eğer ben o 1 kilogramlık otu açıkta bırakmak yerine kapalı bir poşetin içinde saklasaydım ve poşetin darasını aldıktan sonra tartsaydım 1 kilo diye gene 1 kilo çıkacaktı. Neyse biz diyelim ki kapalı poşet değil, açıkta da bırakmak değil. Biz bu 1 kilogramlık otu aldık ve fırına koyduğumuzu farz ediyorum. 105 derecelik bir fırına koyduk. Çünkü neden 105 derece? Su kaç derecede kaynıyor? 100 derecede değil mi? 105 derecede o zaman rahatlıkla bir buharlaşma olacak. 105 derecelik bir fırının içerisine koyduğumuz zaman yaklaşık yarım saat sonra o bahçeden biçmiş olduğumuz 1 kilogramlık otu tekrar tarttığımızda yarım kilogram gelecek. Yarım kilogram yani bunun bahçedeki otun kuru maddesi %50 anlamına geliyor. Bu bir hesaplama yöntemidir. Şöyle bakalım. 1000 gram diyelim. Şöyle biraz yazım bozu. 1000 gram. Biz bunu tarttık. İşte kuruttuk iyice. Fırında 500 gram kaldı. 1000 bölü 500 ne yapacak? 500 eşittir 2. Ya da şöyle diyelim. 500 gram bölü 1000 desek, işte 1000, anladınız siz bunu, 1000. Sonucumuz ne çıkacak? 1 bölü 2. 1 bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? %50'ye eşittir. %50 gibi bir kuru maddesi olduğunu bulacağız. Bu her ham madde için geçerli. Bir tek ot için değil. Örneğin karpuz düşünelim. 10 kilogramlık bir karpuz aldık ve biz o karpuzu böyle parçaladıktan, dilimledikten sonra 10 kilogramlık karpuzu 105 derecelik fırının içerisinde işte 2 saat beklettik. Bütün suyunu uçurduk. Yaklaşık elimizde 1 kilogram karpuz kalacak. %90'ı sudur karpuzun. Karpuzun demek ki kuru maddesi kaç? %10'a tekabül ediyor. Bununla ilgili hesaplama şeyimiz var. Örneğin bir mısır silajı. %30 kuru madde içeriğine sahipse arkadaşlar, siz bu mısır silajında hayvana 10 kilogram verdiğinizde aslında 3 kilogram mısır silajı, 7 kilogram da su vermiş oluyorsunuz hayvana. Geri kalanı su. Örneğin süt. Mesela süt bizim için çok faydalı diyoruz değil mi? 1 litre süt içtiğimiz zaman yaklaşık olarak 870 mililitre su içiyoruz. Çünkü sütün kuru maddesi en iyi şartlarda %13'tür arkadaşlar. Bulmak için kuru maddedeki işte doğal halindeki miktarları bulmak için böyle bir formülümüz var. Bunlar tamamen doğru orantı şeklinde. Ben şuradan mouse'umu alayım. Daha rahat kullanırız. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ders başlamadan yapmak lazımdı da düşünmemiştim. Bunu hesaplamak için biz ne yapıyoruz? %9 ham protein içerdiğini biliyoruz diyelim ki mısır silajın. %100 kuru maddedeyken %9 ham protein içeriyormuş. Peki o zaman %30 kuru maddedeyken %x kadar ham protein içerdiğini nasıl bulacağız? Bu formülle rahatlıkla buluyoruz. Bu durumda da x eşittir ne olmuş oluyor? 270
bölü 100. Bu da eşittir %2.7. Bu bizim ham halde, doğal haldeyken bir mısır silajının yüzde kaç protein içerdiğini gösteren formüldür. Yani o zaman %2.7 protein içeriyorsa. Ben bu hayvana 10 kilogram mısır silajı verdiğim zaman ne kadar protein vermiş oluyorum? 10 kilogramın %2.7'si kadar. Bu da yaklaşık olarak 270 gram protein verdiğim anlamına gelmiş oluyor. Burada da zaten çözümü vermişiz arkadaşlar. Bizim işimiz hayvan beslemede budur. Ancak şunu unutmayacağız. Her ham maddenin, her yemin, her yem maddesinin kuru maddesi, proteini, nişastası, yağı, külü farklı orandadır. Bunların hepsi değişir. Örneğin bakın burada ham maddelerimiz var. Burada ne varmış? Arpa. Arpa kaba mı konsantre mi diye baktığımız zaman işte konsantre anlamına geliyor bu. C konsantre, F fiber kaba yem anlamına gelir. KM dediğimiz kısaltma kuru madde arkadaşlar. Yani 1 kilogram arpanın içerisinde sadece 880 gram arpa var. Geriye kalan 120 gramlık kısmı su. %11.25 protein var, ham protein. %4.5 ham selüloz, %2 ham yağ, %2.8 ham kül, %52 nişasta var. Şimdi geldik buraya. Şimdi arkadaşlar, selüloz neydi? Biz maddeleri biyokimyadan öğrenmemiz gerekiyor diye hep söylemiştim. Selüloz bir karbonhidrattı değil mi? Nişasta neydi? Nişasta da nerede? Şurada hep masumuz. Nişasta da amiloz. O da bir karbonhidrat. Şeker başka ne var? Bunun içerisinde muhtemelen glukoz, fruktoz gibi monosakkaritler bulunmakta. O da bir karbonhidrat. İşte bunlar da, pardon nereye gitti? Bunlar da bakın benim besin içeriğimin enerji kısmını gösteriyor. Neden? Çünkü şekeri doğrudan doğruya enerji olarak kullanabiliyorduk. Peki başka neyi kullanabiliyorduk? En yüksek enerji birimi olarak ham yağı kullanabiliyorduk. Arpanınsa ham yağı sadece %2. 1 kilogram arpa yediği zaman yaklaşık sadece 20 gramlık bir yağ alıyor hayvan. O zaman arpanın enerjisi mi düşük? Hayır, arpanın enerjisi çok yüksek. Çünkü nişasta içeriği çok yüksek. %52. Bakın burada diğer ürünlere baktığımız zaman, şuradan silgiyi alayım, biraz üstünü fazla karaladık. Diğer ürünlere baktığımız zaman nişasta oranı en yüksek olanlar içerisinde arpa var, darı, mısır var, çavdar var. Burada ne varmış? Hamdane denilen şey var. Hamdane arkadaşlar pirincin olmamış halidir. Hamdane pirinç anlamına geliyor. Hamdane de var. Geriye kalan diğer şeylerin hepsi ondan düşük kalmış oluyor. Mesela ATK, ayçiçeği tohumu küspesi. Ayçiçeğinden yağı çıkartıldıktan sonra kalan kısmına ATK adı veriliyor. Ve yağı sadece %1.5 oranında. Nişastasıysa 0. Yağını, çünkü neden bu kadar düşük yağı? Biz yağını aldık endüstriyel yöntemler için. Ayçiçeği tohumu küspesinde nişasta yok. Yağ yok. O zaman nişasta karbonhidrat enerjiydi. Yağ enerjiydi. Elimizde ne kaldı bizim? Ayçiçeği tohumu küspesini niye kullanacağız? Çünkü proteini çok yüksek. Bakın. ATK 25 dediği 25 protein içeriyor. Ortalama vermiş. %24.50 protein içeriyor. Peki arpa ne kadar protein içeriyor? %11.25 protein içeriyor. O zaman bizim bazı ham maddelerimiz protein için, protein yönünden zengin. Bazı ham maddelerimiz ise enerji yönünden zengin. Biz bu rasyonlarımızı yaparken yem ham maddelerinin özelliklerine göre kullanıyoruz. Proteinden yana mı kullanacağız, enerjiden yana mı?
Şöyle bir bilgi var. Hayvan vücuduna aldığı bir inek, vücuduna aldığı ve metabolik yaşamını tamamladıktan sonra kalan her 90 gram protein için 1 litre süt üretiyor. Yani 25 litre süt üreten bir hayvanın arkadaşlar, 25 litre süt üreten bir hayvanın 25 çarpı 90, Didem senin matematiğin kuvvetlidir, sen çarp. 25 çarpı 90 kaç yapıyor? 30 diyelim. 30 litre süt üretiyorsa 2 kilo 700 gram ham proteine ihtiyacı var. Bakıyorum benim protein kaynaklarıma. Bakın ATK 25'te 25 protein içeriyor. 27 bu civarda 40 protein içeren var. 39,5 demişiz. Ama burada bir de soyamız var bizim. Soya mesela müthiş bir protein kaynağıdır. Görebiliyor musunuz? Göremedim ama ben. %48 civarında protein içeriyor. Burada yokmuş arkadaşlar. Onu full fat soya şurada. Soya bakın %36 içermiş. Bu full fat. Bir de et kemik unu var. Mesela %53. Fındık küspesi var. %46. Gördüğünüz üzere bazı ham maddelerde çok yüksek protein var. Benim 2700 gram protein vermem gerekiyordu hayvana sadece süt için. Hayvanın kendi metabolik faaliyetleri için de bir o kadar vermem gerekiyor. Yani yaklaşık 5400 gram benim protein vermem gerekiyor. Ama burada sadece arpayla beslersem ben hayvanı, o hayvana çok az bir protein vermiş olacağım. O yüzden geriye kalanı et kemik unu artık kullanılmıyor, yasaklandı. Fındık küspesi, soya, full fat soya ya da ham tane olarak kullanabiliriz. Full fat soya da arkadaşlar yağı alınmamış soyadır. Yani normal soyanın kırılmış halidir. Çünkü yüksek bir yağ içerir soya. %19 yağ içeriyor. Eğer bu yağını içinden çıkartırsanız geriye kalan ham maddenizin yaklaşık %48'i protein haline gelmiş oluyor. Ona da soya küspesi adı veriliyor. Şimdi rasyon, hep bahsediyoruz. Rasyon nedir? Hayvanlara bir gün içerisinde verilen toplam yem miktarı olarak tanımlanmaktadır rasyon. Kısaca rasyon bir hayvanın hesaplanan besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hesaplanan ham maddelerin toplamını ifade ediyor. Kelime anlamına sözlükten baktığımız zaman ratio, ratio ya da ration diye İngilizce olarak da Türkçe'ye çevirdiğimizde tayın, istihkak, yiyecek payı anlamlarını sağlıyor arkadaşlar. Fiil olarak karne ile vermek ya da tayına bağlamak anlamlarına da geliyormuş. Ama asıl biz bunu ne olarak kullanıyoruz? Hayvana verilecek olan toplam yem miktarı olarak kullanıyoruz. Her hayvanın yiyeceği toplam yem miktarı farklıdır. Bir buzağı örneğin günlük 1,5 kilogramlık bir yemle doyuyorken bir inek günlük yaklaşık 50 kilogramlık bir yemle doyuyor olabilir. Biz burada hangi hayvanın ne kadar ihtiyacı olduğunu hesaplamalıyız. Bunu da elimizdeki ham maddelerle oranlayarak vermeliyiz. Tabii bu verdiğimiz kısmın bir kısmı hayvanın yaşaması için kullanılacak. Geriye kalan kısmı bize verecekleri için kullanılacak. Örneğin süt hayvanı besliyorsanız verdiğiniz bir kısım yem ham maddesi süte dönüşürken geriye kalan kısım hayvanın metabolik faaliyetleri yaşaması için kullanılacak. Ona da biz yaşama payı rasyonu adını veriyoruz. Bu da bir hayvanın 24 saatlik yaşama payı besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesi gereken yem miktarı anlamına geliyor. Yaşama payı rasyonu kısaca hayvanın canlı ağırlığını koruması için gerekli olan rasyondur. Hayvan bu rasyonu tükettiği zaman ne ağırlık alır ne de verir. Hani bazen yetiştiriciler şunu söyler, ya hayvanıma yem veriyorum ama hayvanım büyümüyor ya da süt hiç vermiyor ya da et yumurtaysa yumurta hiç vermiyor. Çünkü onun verdiği miktar o hayvanın sadece nefes alma, dışkılama gibi yaşamsal faaliyetlerini karşılayabilecek kadar. Daha fazlasını verdiğinde verim olarak geri kalanını alacak. Yaşama payı
Hayvanın nefes alması, vücut sıcaklığını koruması, gıdaların sindirilmesi, hasarlı dokuların iyileşmesi gibi fizyolojik fonksiyonlar için kullanılıyor. Verim payı ise hayvanın yaşama payı ihtiyaçlarına ilave olarak günlük verdiği et, süt, yumurta, yapağı gibi hayvandan alacağımız verimleri bize veren kısmı diyelim. Yem miktarı. Gelelim yem çeşitlerine. Kaba yem nedir, kesif yem nedir burada bakacağız. Şimdi adından anlaşılacağı üzere bu kaba yem, yani büyük, yani bunun bir oranlayacak olsak yoğunluğu çok düşük. Toplam besin madde miktarı az ve sindirilebilirliği az olan ham maddelerdir arkadaşlar. Kuru maddesinde %18'den fazla ham selüloz içeren ham maddelerdir. Neler vardır burada? Bakın burada bir yonca otu görüyoruz. Burada saman görüyoruz. Saman ne demek biliyor musunuz? Buğdayı yetiştirdiğiniz zaman danesini aldıktan sonra, tohumunu aldıktan sonra kalan kısım demektir. Ya da arpa samanı aynı şekilde arpayı aldıktan sonra kalan otun o kısmı demektir. Şimdi biz bu ham madde tohumları alabilmemiz için bitkinin üreme döngüsünün bittiği ana gelmeliyiz. Bitki üreme döngüsü bittikten sonra tohum haline gelir ve vücudundaki, bitkinin vücudundaki bütün değerli besin, mineral, protein, yağ gibi bütün ham maddeleri tohumun içine gizler. Geriye kalan kısımda sadece taşınamayacak olan selüloz, lignin gibi değersiz kısımlar kalır. Ama hayvan beslemede bu selülozu kullanabiliyoruz. Niçin? Çünkü biz geçen seneden biliyoruz. Ruminantlarda karbonhidrat sindirimi, biyokimyadan biliyoruz. Ne yapıyordu karbonhidrat olarak selüloz sindiriminde? Rumenin içerisindeki yararlı organizmalar selülaz enzimiyle selülozu parçalayarak çıkan karbonhidratların fermente olmasıyla uçucu yağ asitlerine dönüştürerek hayvanın enerji ihtiyacını karşılıyordu. Yani ruminant dediğimiz hayvan bizden daha yetenekli ve bu samanı enerjiye çevirebiliyor. Peki ben bunu tüketsem ne olurdu? Ya da sizler bunu tüketseniz, samanı, yoncayı tüketseydik ne olurdu? Yoncadaki proteinin bir kısmını alırdık. Ancak samanla, samanda kalan mesela ya da yoncada, samanda zaten protein yok. Yoncada kalan diğer kısım selüloz bizim tarafımızdan sindirilemeyeceği için bağırsaktan dışarıya atardık arkadaşlar. Bu kaba yemlerde içerdiği neme bağlı olarak ikiye ayrılıyor. Yani kuru maddesine göre. Yeşil veya sulu kaba yemler, bunların özelliği nem oranı, yani su içeriği %60 ila 90 arasında. Şimdi şöyle bakalım. O zaman %90 nem oranı olan bir sulu yemin yüzde kaç kuru maddesi vardır? Müyesser cevap versin buna. Müyesser'den cevap geliyor mu? Gelmiyorsa Buse de cevap verebilir. Hocam benden de cevap gelmiyor. Bak şimdi %90'ı su olan bir şeyin yüzde kaçı kuru maddedir? Kurudur. Onu. Onu işte bu süper. Bak kuru maddesini kafadan hesaplama yolu buldun. Müthiş. Sadece o %90'ı sıvıysa, nemse, geriye kalanı kuru madde. Süper. Çok teşekkür ederim. Hanginiz konuştu? Buse mi? Müyesser. Rica ederim. Buse hocam ben konuştum. Tamam teşekkür ederim. Ben daha yeni algılıyorum. Gelemedim şu an oraya. Kuru kaba yemlere bakalım. Burayı sana hesaplatacağım Müyesser o zaman. Nem oranı %15'e kadar olan saman, yonca gibi ham maddelerse kuru kaba yemler sınıfına girer. Öyleyse şimdi bir saman düşünelim. Düşünelim. Bunun kuru maddesi %90 samanın. Normal koşullarda samanın kuru maddesi %90. Nem oranı kaç oluyor? %10 olmuyor mu yine? Süpersin. Müthiş. Aynen. Kuru madde nem oranı dediğimiz zaman bu. Çok basit. Yüzden çıkartın size verilen sayıyı. Çok doğru. Çok güzel bir mesaj. Süper. Hocam siz bize de yüzden çıkartma sormuyorsunuz ki ama.
Ben biraz daha karıştırıyorum. Zaten işler ileride karışıyor. Yapacak bir şey yok. Alışacaksınız. Tamam. Geldik. Konsantre yem maddesi. Bunu az önce söylemiştim. Konsantre deyince aslında ticari olarak proteini ya da enerjisi yükseltilmiş yemler anlamına gelebiliyor. Halbuki konsantre yem, bu fabrikalarda üretilen bütün yemlere konsantre yem denir. Aynı zamanda üretilmemiş yemlere de, yani yem ham maddelerine de konsantre yem denir. Konsantre yem deyince aklınıza kesif yem de gelsin arkadaşlar, kesif. Ve ben daha ziyade kesif kelimesini kullanıyorum. Kaba yemlerin tersine toplam besin madde miktarı fazla ve sindirilebilirlikleri de kaba yemlere kıyasla daha fazla olan ham maddeler olup, bunlar kuru maddesinde %18'in altında ham selüloz içerir. Kaba yemlerde %18'in üstünde ham selüloz var. Ayrıca toplam sindirilebilir madde miktarı da %60 ve üzerindedir. Kaba yemlere göre daha az hacimlidirler. O zaman bu kaba demiştik ya, bu da kesin. Yani sizin 1 kilogram samandan alacağınız enerjiyi ve proteini, yağı vesaire sadece 10 gramlık bir buğdaydan almanızı sağlar. Buna kesif denir. Çünkü dedik ya, bitki vejetasyon sürecinin sonunda tohum üretiyor ve vücudundaki bünyesindeki, bitkinin bünyesindeki bütün protein, yağ, enerji gibi her şey tohuma gönderiliyor. Yukarıya tohuma taşınıyor. Yani şöyle bir başak çizsek mesela, şöyle üstünde tohumları olan, bütün buradaki yaprakta ne var ne yoksa bütün proteinler geliyor, burada tohumların içerisinde birikiyor arkadaşlar. Geriye kalan bu yaprak ve sap kısmındaysa sadece taşınamayan selüloz kalıyor. O zaman da bu kaba yemi şöyle kestiğimiz zaman, bu aşağıdaki kısma kaba yem, çünkü %18'in üzerinde selüloz içeriyor. Aşağıdaki kısma kaba yem diyoruz. Bu yukarıdaki kısma ise %18'in altında selüloz içerdiği için kesif yem adını veriyoruz. Yüksek protein, yüksek yağ, yüksek nişasta, yüksek enerji içeriği sayesinde. Neler var peki bu kesif yem, konsantre yemlere örnek verecek olursak? Buğdaygil tane yemleri, arpa, buğday tanesi, yağlı tohum küspeleri, soya fasulyesi küspesi, kanola küspesi verebiliyoruz arkadaşlar. Örneklerine bakarsak şöyle yapalım, şunları silelim. Silemiyor muyuz? Şöyle. Bakın, mısır kesif yemdir. Arpa, çavdar otu, çayır otu. Şöyle size sorayım o zaman. Çayır otu kesif midir, kaba mıdır? Mesaj. Kaba, süper. Yazılanları okuyorum Didem. Ama üstteki yazılanları göremedim. Fatih, neye gülüyorsun öyle kıkır kıkır? Şöyle yapalım. Kaçırıyorum bazen okumakta, bazen uyarın beni yazdık diye. Çayır otu genelde kaba yemdir arkadaşlar. Eğer ki kuruttuysanız kaba yem haline gelir. Arpa kesif, buğday kesif, mısır kesif, ayçiçeği tohumu kesif. Ayçiçeğinin kendisi değil, tohumu kesif arkadaşlar. Çavdar kesif, yonca kaba mıdır, kesif midir? Kesif. Kaba. Evet, kaba doğru cevap. Sorgum mısıra benzeyen bir ot türüdür. Kaba. Kaba, süper. O zaman biz kesiflere C diyelim, kabalara K diyelim. Ayçiçeğinin kendisi kaba, tohumu kesif, çavdar kesif, yonca kaba, sorgum kaba, yulaf kesif. Kesif, süper. Kanola kaba. Evet, bu kaba gibi görünür, küspesi kesif, kendisi kaba. Bitki olarak kaba. Fasulye, kuru fasulye. Kesif. Kesif, süper. Soya tohumu. Kesif. Kesif.
Şimdi geldik hayvan beslemede kullanılan terimlerden karmayanlara. İşte bizim bu az önce saydığımız kesif ham maddeleri karıştırarak oluşturduğumuz ticari yemlere karma yem adı deniliyor arkadaşlar. Karma yemler fabrikada üretilmesi zorunlu. Yani değirmende üretebilirsiniz işte ya da devasa yem fabrikalarında üretebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler kesif ham maddeler. Neler lazım bize? Arpa, buğday, mısır, buğday kepeği, onun haricinde işte soya unu, mermer tozu, bakın mineral vardı. Vitamin ihtiyacımız olacak, vitamin. Siz bunları belirli oranlarda alıp karıştırarak fabrika yemini oluşturuyorsunuz. Ve buna da hayvan beslemede karma yem adı veriliyor. Birkaç çeşit oluyor. Sadece şey yaparsanız, değirmenden geçirip de birbirine homojen şekilde karıştırırsanız buna toz yem adı veriliyor. Eğer siz bu toz yemi pişirir ve ince eleklerin olduğu yerlerden kuvvetli basınçlarla geçirir ve sonrasında vakumlarsanız elde ettiğiniz ürüne pelet adı veriliyor. Bu peletleri kırarsanız buna da granül adı veriliyor arkadaşlar. Pelet yem, granül yem, toz yem. Ancak şunu unutmayacağız. Toz yem genellikle dışkıyla atılır. Pelet yem iyi bir teknolojidir ve pelet yemle hayvan beslemesinde daha güzel verimler elde edebiliriz. Şimdi gelelim sindirilebilirliğe. Bakın burada bir soya tohumu küspesi var. Bu dünyanın hayranlık duyduğu bir küspe. Çünkü çok yüksek protein içeriyor. %48 civarında protein içeriyor. Yani 1 kilogram soya küspesi yedirdiğiniz zaman hayvana 480 gram protein vermiş oluyorsunuz. Bu da bir ayakkabı. Sıradan deri bir ayakkabı. Bu ayakkabıdan hayvana 1 kilogram yedirirseniz 650 gram protein yedirmiş oluyorsunuz. Bu durumda şimdi bunları karşılaştırdığımız zaman hayvan için hangisi daha değerli bir besin? Ayakkabı mı, soya mı? Bakalım sohbete. Hocam soya. Ne direkt gerekli besinleri alıp beslemek daha sağlıklı olmaz mı? Ona geleceğim Fatih. Evet, birisinden bir cevap aldım ama ne dediği duyamadım. Soya dedim. Soya. Aynen öyle. Niçin? Çünkü soyanın daha yüksek bir sindirilebilirliği var. Ayakkabıdasa yok. Yani eğer ki iş yem, fabrika yeminin mesela karma yemin üzerinde %25 protein yazıyor. Gördünüz. Öbüründe ise %15 protein yazıyor. Eğer ki iş proteinin oranındaysa sindirilebilirliğine bakmadan o yemlerden hangisinin daha kaliteli olduğunu söyleyemeyiz. Maranki sadece ayakkabı değil soya demen daha doğru olurdu. Fatih, yem almak yerine direkt gerekli besinleri alıp beslemek daha sağlıklı olmaz. Şimdi daha sağlıklı olur ama ne kadar alacaksın bu ham maddelerden? Şimdi diyelim ki 100 başlık bir çiftliğin var. Senin aylık 25 ton karma yem kullanıyor olman lazım. Bu 25 ton karma yemin yaklaşık olarak %50 buğday içerdiğini düşünelim. Hiçbir zaman o kadar buğday veremeyiz hayvana. Hasta ederiz ama. Yani her ay senin 12,5 ton buğday satın alman lazım. Bunun yanında çok daha ciddi şeyler alman lazım. Neler mesela? Vitaminler, mineraller alman lazım. Bunların hepsine elde edebilecek güçte olsan tamam, en güzeli tabii ki de o. Ama hazır yapılmışsa bu, yapılmış olanı almak çok daha doğrudur. Herkes kendi işini mutlaka yapmalı. Mesela ben süt üreteceksem sütümü üretmeliyim. Yemimi üretmeye kafamı ayırırsam sütümü doğru şekilde üretemem. O yüzden bizler fabrika yemlerini hayvancılık yapılıyorsa kullanmalıyız. Dışarıdan alacağımızda hem o karışımı sağlayamayız hem her seferinde rasyonumuz değişir. Çünkü örneğin her arpanın
Nişastası %65 değil. Bazı arpa geliyor nişastası %40. Bazı arpa geliyor %70. Sen her seferinde rasyonunu güncellemen lazım. Ama fabrikanın elinde çok değerli laboratuvarlar vesaireler var. Her gelen ürünü laboratuvarlarda ölçüp ona göre karıştırıyor. O yüzden bu daha kolay bir yöntem. Şimdi gelelim geri sindirilebilirliğe. Sindirilebilirliğe baktığımız zaman her besin türü için farklı oranda sindirilebilirlik vardır. Bunu unutmayacağız. Geldik biyoyararlılık. Peki biyoyararlılık ne? Hayvan tarafından tüketilen yemin sindirilip ardından bağırsaklardan emilip ve ardından hayvan vücudunda metabolize olan kısmına biyoyararlılık deniliyor. Bazı ham maddeleri tamamen hayvan sindirip kullanabiliyorken bazı kısmını, onun bir kısmını da dışkıyla atıyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Evinizde kedi köpek besliyor olabilirsiniz. Bazen yem alıyorsunuz kedinize. O kedi o yeme başladıktan sonra çok daha fazla dışkılama yapıyor. Öyle bir durumda ne diyorsunuz siz? Ya yem kaliteli değilmiş. Yemin kalitesini gösteren şey biyoyararlılık. Yemi dışkıyla attı kedi. Ne yaptı onu? Metabolize edemedi orada yemden aldığını. Biyoyararlılığı yüksek olsaydı eğer ki dışkılama da az olacaktı. Örnek vermişiz. Bakır mineralinin yumurta tavuğunda biyoyararlılığı %80 ise hayvan tarafından alınan 100 gram bakırın sadece 80 gramlık kısmı hayvan tarafından kullanılmış, 20 gram ise dışkıyla atılmış anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bu ara verebiliriz artık. Bakalım kaç dakika oldu onu da göremiyoruz herhalde. Şöyle yapayım ben. Evet. Ara verebiliriz arkadaşlar. Bir 10 dakika yine ara verelim. Saat 14.20. 35 geçe dersimiz başlasın. Tamam. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Tamam, teşekkürler. Şöyle yazıyorum. 14.35'te ders başlar.
Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şimdi hayvan besleme dersimizin ikinci sunumuna gireceğiz. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Bir sohbetten yazabilir misiniz? Görüntü var mı? Ekran var mı? Ses var mı? Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz geçtiğimiz derste bahsettik kaba yemlerden. Şimdi biraz daha devam edelim. Kaba yemler, kesif yemler dedik. Kaba yemler dedik ki %18'in üzerinde ham selüloz içermesi gerekmekte. Selülozu %18'in üzerinde içermesi gerekmekte. Toplamda ise kuru maddesi %35 ve üzeri hücre duvarı unsurlarını içerir. Yani kuru maddedeyken yani tamamen suyunu uçurduğunuz zaman %35'in üzerinde selüloz içeriyor olması gerekmekte arkadaşlar. Bir ürüne, bir ham maddeye kaba yem diyebilmemiz için. Şöyle yapalım, kalemimizi de alalım. Kaba yemlerde çayır ve mera otları, hasıllar, kök ve yumru yaprakları, kaba yemlerin yeşil yemler sınıfında. Bazıları konserve olarak, örneğin kuru otlar ve silajlar, konserve şeklinde konserve ne demek arkadaşlar? İngilizceden belki yabancı dilden çoğunuz muaf oldu. O yüzden daha iyi bildiğini düşünüyorum. Conservation ya da konservasyon Türkçe, Fransızca olarak korunma, muhafaza edilme anlamına gelir. Bazı yeşil yemleri biz doğrudan doğruya kullanabileceğimiz sezonda olmadığı için onları konserve haline getirebiliriz. Örneğin silaj yapabiliriz. Örneğin kurutarak kışında kullanabiliriz. Dolgu maddesince zengin olan kaba yemlerimiz var. Saman, kavus ve kabuklar, koçanlar dolgu maddesince zengin olan yemler sınıfına girer. Kök ve yumrular var. Örneğin şalgam gibi, mesela pancar gibi kök içeren ham maddelerimiz var. Mesela bu pancarı küspe halinde de kullanabiliyoruz. Yumru yemler sınıfına da girmiş oluyor. Bu gördüğünüz bir mısır silajıdır arkadaşlar. Mısır silajı kaba yem sınıfında olmasına rağmen suyu uçurulduğu zaman kuru maddede selüloz miktarı %35'in altında kaldığından dolayı kesif yemler sınıfına da giriyor olabilir. O yüzden biz bunu her halükarda kaba yem olarak değerlendireceğiz. Ancak bizim bütün kaba yemlerimiz proteince zenginken mısır silajımız enerjice zengindir. Çünkü neden? İçinde dane mısır bulunmaktadır arkadaşlar. Ama saman her halükarda kaba. Hiçbir şekilde kesif yem sınıfına koyamayız. Yeşil yemlerimize bakalım. Henüz tam olarak olgunlaşmamış ve su içeriği yüksek olan bol yapraklı yemlere yeşil yemler adı veriliyor. Doğrudan doğruya örneğin sorgunu, ryegrass denilen otları biçtiniz, hayvanınızın önüne verdiğinizde yeşil kaba yemler sınıfına giriyor. Merada otlanması, yeşil kaba yemlerle otlanması anlamına geliyor. Konserve yemler dediğimiz zaman, konserve kaba yemler dediğimiz zaman kışında kullanmak üzere yeşil yemleri belirli muhafaza koşullarını sağlamamızla oluşturulabiliyor. Yani mesela baktığımız zaman yeşil yemi kuruttuğunuz zaman ya da silaja dönüştürdüğümüz zaman aslında bir konservasyon yapmış oluyoruz koruma ve o yeşil kaba yemimizi konserve yem haline çevirmiş oluyoruz. Bunlar genel olarak yeşil yemlerin kurutulması veya silaj yapılması şeklinde. Amaç yeşil yemleri bozulmadan uzun süre saklayabilmektir. Çünkü bir şeyin içerisinde su varsa bozulması daha kolaydır.
Mesela meyve kuruttuğunuz zaman meyve kurusunun son kullanma tarihine 1 yıl yazabiliyorsunuz. Ama aynı meyveyi kurutmadan önce elmayı taş çatlasın 3 gün saklayabiliyorsunuz, 5 gün saklayabiliyorsunuz. Sonra bozuluyor. Bunun da bozulmasını engellemek için bazı yöntemler var. Bir, suyunu uçurursunuz, kurutursunuz. Kuru yonca otu verirsiniz mesela. Bu konserve kabayanlar sınıfına giriyor. Ya da bunu büyük balyalar paketler halinde sararsınız naylon paketlere. Bakın bunlar mesela hiçbir şekilde dışarıdan hava girmiyor. Bunu bakterilerin bozması için ne ihtiyaç var? Hava da ihtiyaç var, değil mi? Bakterinin bozması için. Ha, bazı bakterilerin bozması için havaya ihtiyaç yok ve o bakteriler bunu fermente haline getiriyor, fermentasyon oluşturuyor ve uçucu yağ asitlerinin oluşmasını sağlıyor ve mısır silajı gibi muazzam bir besleyici konserve yem çıkıyor arkadaşlar. Burada baklagil kuru otları, buğdaygil otları ile kıyaslandığı zaman daha fazla protein, enerji, kalsiyum ve fosfor içermektedir. Baklagilin içerisinde ne var? Soya, nohut, fasulye gibi şeyler var. Neden? Bunlar çünkü topraktaki azotu tutabiliyor kökleriyle. Bu yüzden daha yüksek protein içeriği var. Ayrıca yağ içerikleri de yüksek olduğu için daha yüksek enerji içeriği var. Baklagil otları buğdaygil otlarına göre yaklaşık 6 kat daha fazla kalsiyum içermektedir. Bu yüzden sadece baklagil kuru otu kullanıldığı zaman rasyondaki kalsiyum fosfor oranını tutturabilmek için yeme ilave fosfor kaynağı girmeniz gerekiyor. Bu durumda ne yapacağız biz? Her şeyden belirli miktarda kullanacağız. İşte neyden ne kadar kullanacağımız da yapılan şeyse hesaplamaya ise rasyon adı veriliyor. Şimdi bu mısır silajlarından bahsedelim biraz. Silajlar kuru otlardan farklı olarak su oranı yüksek olduğu için sulu kaba yem olarak kışın da kullanılabilmektedir ve gerçekten enerjice çok değerli olduğu için yüksek bir enerjisi olduğu için hayvan beslemede olmazsa olmazdır. Şimdi turşu yapar gibi yapılıyor bu. Bu görmüş olduğunuz bir mısır silajının saklandığı yerin ön tarafı. Bu benim boyum, bakın buradaki benim. Şurada yaklaşık boyumun 3 katı kadar bir yükseklikte. Muazzam bir mısır silajıydı bu. Bu İspanya'daki bir çiftlikteydi. Burayı ziyarete gitmiştik ve adamların mısır silajına verdiği önemi gördüm. Makinelerle buraya parçaladıktan sonra mısırın tamamen bitkisini üstünde danesiyle birlikte parçalayıp küçük hale getirdikten sonra, hatta şurada vardı küçük hale getirilmiş şekli. Evet, bakın paramparça yapmış makine bunu. Ardından bir yere silolanıyor, yığılıyor. Üstünden kepçelerle, silindirlerle eziliyor. Üstüne kum torbalarıyla ağırlık yapılıyor ve özel bir naylonla tamamen kapatılıyor. Hava geçirgenliği azaltılıyor. Yıl boyunca hayvanlara bu şekilde yedirilebiliyor. Bu şekilde de, bu sayede de sadece yazın yiyebileceği bir şeyi, yazın verebileceği bir hammaddeyi hayvanlara kışın da verebilmiş oluyor arkadaşlar. Kabayemlere bakalım, yine dolgu maddesinden zengin kabayemlerse saman. Doğrudan doğruya saman. Eğer bir bitki tohumu tamamen kaçıp da tohumunu verdiyse, tohumdan arta kalan kısma saman adı verilir. Sadece buğday olarak düşünmeyin. Arpada da bu böyle, soyada da, fide de, yoncada da bu böyle. O yüzden mesela yoncayı biz tohuma kaçmadan önce biçeriz. Çünkü neden? Tohuma kaçarsa yonca bu sefer yaprağındaki bütün proteini, yağı tohuma taşıyacak. Yaprakları ise saman haline gelecek. O zaman sadece dolgu ham maddesi olarak kullanabilirsiniz onu. Samanın şöyle bir özelliği vardır. Bizim hocamız, İspanya'daki hocamız bize şöyle derdi. Her hayvanın 3 kilo saman ihtiyacı vardır der. Günlük. Bunun 1 kilosunu hayvana yedirin. Geriye kalan 2 kilosunuysa altlık yapabilirsiniz. Hayvana altlık olarak. Çünkü besleyiciliği gerçekten çok düşük. Ama dolgu maddesi olarak çok işlevsel. Gelelim kaba yemlerden kök ve yumru yemlere. Şeker pancarı, hayvan pancarı, havuç ve şalgam
kök yemlere örnek olarak gösterilebiliyor. Yumru yemlere ise patates, tatlı patates, tapyoka örnek verilebiliyor. Şimdi burada şeker pancarından şeker elde edildikten sonra kalan kısmı arkadaşlar fabrikalarda böyle görünür şu şekilde. Bunun eğer ki suyunu içinden uçurursanız ve makinelerle sıkıştırırsanız pelet formu da bu şekilde görünür. Bunun içine 1 kilogramının içerisine 6 litre su koyarak 6'ya 1 oranında sulandırarak geri bu hale getirebiliyorsunuz. Hayvana da kaba yemler sınıfından verebiliyorsunuz. Çünkü neden? Pancarın gerekli olan, faydalı olan kısımlarını biz şeker kısmında kullandık. Geriye kalan kısmı ise kaba yemler sınıfında kalıyor. Duysal incelemeye baktığımızda kaba yemlerin kalitesinin belirlenmesi de çok önemli. Eğer ki bir işletme kaliteli kaba yem kullanmıyorsa iyi bir verim alamayacaktır. İyi bir süt verimi, iyi bir döl verimi alamayacaktır, yumurta verimi alamayacaktır. Biz kaba yem kalitesinin mutlaka belirlenmesi lazım. Bunun için duysal inceleme, kimyasal inceleme gibi yöntemler var. Duysal incelemede görsel durumuna bakıyoruz. Eğer üzerinde çiçek veya tohum tanecikleri var ise bitki olgunlaşmış demektir. Şimdi bitkinin üstünde tohum varsa geriye kalan kısmı ne olacak? Kalitesi düşecek. O yüzden samanlaşacak. Ama tohum vereceğimiz kısımdaysa, hayvana vereceğimiz kısımdaysa o zaman yine kaliteli bir kısım vermiş oluyoruz. O yüzden biz bunu duysal incelemede görsel durumuna bakarak veriyoruz. Renk genel olarak subjektif bir kalite parametresidir. Çünkü kurutulan şeyler mutlaka rengi koyulaşır. Aynı zamanda bozulan ham maddelerin de rengi koyulaşır. Eğer siz rengi koyulduktan sonra bunun sadece suyu uçurulduğundan dolayı böyle olduğunu bilmiyorsanız ya da bozulduğundan dolayı bunu bilmiyorsanız bu durumda sadece kurutulmuş deyip hayvana bozuk bir kaba yemi verebilirsiniz. O yüzden biraz subjektif bir şeydir. Görece olarak güneşte kurutmayla doğrudan doğruya tamburlu ya da makineli kurutmalarda yapılan kurutma sonrasında belirli bir renk farkı olacaktır. Bunun kalitesine göre kimyasal içeriğine bakarak karar verebiliyorsunuz. Yaprak oranı iyi kaliteli bir kaba yemde her zaman yaprak oranı daha fazla olmak zorunda arkadaşlar. Eğer sap kısmı çoğunluktaysa lignin daha yüksektir. Biyokimyadan hatırlayın. Glukoz, maltoz, işte oligosakkaritler, sonrasında selüloz ve selüloz daha sonrasında lignin haline geliyor. Lignini de büyük başlar sindiremiyor. Lignin dediğimiz şey bildiğiniz safi odundur arkadaşlar. O yüzden eğer sap kısmı fazlaysa sap kısmında odunsu yapı lignin daha yüksek olduğu için hayvanların beslenmesi daha zorlu olacaktır, daha düşük olacaktır. Yaprak oranına bakalım. İyi kaliteli bir kaba yemde her zaman yaprak oranı daha fazladır. Eğer sap kısmı çoğunlukta ise tam tersine besin maddesi içeriği düşüktür dedik. Ya, söyledik zaten, özür diliyorum. Yabancı madde varlığı. Şimdi ülkemizde saman balyası yapılırken, aslında tüm dünyada böyledir, özür dilerim. Saman balyası yapılırken tel, kablo, ip kullanılabiliyor. Bu durumda kaba yemin içerisinde bunlar kalabiliyor. Bunu da duyusal, görsel olarak görmemiz lazım. Kaba yemin içerisinde tel, kablo, plastik gibi yem özelliği taşımayan maddeler var mı diye değerlendirmemiz lazım. Bazen çok sık denk gelir, hatta bazen demeyelim. Samanın içerisinde yılan oluyor arkadaşlar. Çünkü niye? Buğday tarlasında rahat bir şekilde yılan gezinip avlanmaya çalışırken makine geliyor, biçer döver, samanı çıkartıyor ve bir balyanın içerisinde parçalanmış şekilde koyabiliyor. Bazen böyle hedef dışı organizmalar da orada olabilir. Bu yüzden hayvan besleme sırasında kaba yemi duyusal olarak mutlaka ve mutlaka değerlendirmemiz lazım. El ile kontrol, iyi bir kuru ot avuç içine alındığında elde sıkıldığı zaman kırılmaması lazım. Yumuşak olması lazım. Tamamen suyunu kaybetmiş odunsu halde bir şey olmaması lazım arkadaşlar. Onu da bakacağız.
Kimyasal incelemede ise kabayanların kimyasal incelemesinde kuru madde oranına bakıyoruz. Kuru otlarda en az %85 kuru madde olması lazım. Bu durumda %15 su bulunuyor olacak. Eğer su bu miktarda azsa bu durumda bizim ham maddemiz rahatlıkla uzun süre bozulmadan dayanabilir. Ham protein iyi kaliteli kabayemlerde protein yüksektir. Örnek yonca kuru otunda en az %14 civarında ham protein bulunur ki %22'lik, %25'lik yoncalar bulunabiliyor. Ülkemizde de çok kaliteli yoncalar üretilebiliyor. Özellikle Konya bölgesinde çok kaliteli yonca üretilebiliyor arkadaşlar. Kimyasal incelemede ADF ve NDF dediğimiz bazı değerler vardır. ADF, NDF ya da. ADF dediğimiz asit, deterjan, fiber. Genel olarak yükseldikçe yemdeki ligninin içeriği de yüksek demektir. Bu ham maddeyi alıyorsunuz, bir asitin içerisine koyuyorsunuz, asit bu ham maddeyi parçaladığında parçalanmayan bir kısım kalıyor. İşte o lignin yani odun, orası artık parçalanmıyor. Parçalanmıyorsa hayvan vücudunda da sindirilemiyor demektir. ADF değeri arttığı zaman kalitesi de düşmüş oluyor arkadaşlar. NDF de aynı şekilde. NDF'de ise asit yerine ADF'deki gibi asit yerine nötr çözücüler koyuyorsunuz. Yani pH'sı oradaki ham maddeyle aynı çözücüler koyuyorsunuz. Böylelikle proteinler ortamdan ayrılmış oluyor. Sadece çözünüyor. Ve geriye kalan kısım %45'in altındaysa kaliteli bir kaba yeminiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Enerji içeriği, ruminantlarda genel olarak enerji birimi içinde TDN kullanılır. Sindirilebilir protein, sindirilebilir ham selüloz, sindirilebilir azotsuz ekstrakt madde, sindirilebilir yağın %2.25 ile çarpılması sonucu elde edilen bir değerdir. Şimdi bununla ilgili mahkemelerde çok fazla şey oluyor arkadaşlar, davalar oluyor. Mesela fabrika yemi diyor ki bizim diyor yemimiz işte atıyorum gözde süt yemi %18 protein 2800 metabolik enerji içerir diye bir beyanda bulunuyor. Artık yasaklandı, o yüzden fabrikalar bu beyanda bulunmuyor. Bunu da yetiştirici kullandığında süt veriminde bir artış görmezse laboratuvara gönderiyor ve laboratuvarda TDN enerjisini söylüyor. Siz ne kadar 2800 metabolik enerji de var deseniz TDN'de bu yaklaşık olarak 2100 gibi çıkıyor ve yetiştirici de haklı olarak enerjisi düşük görünüyor diye mahkeme açmış oluyor arkadaşlar. Böyle şeylerle karşılaşılabiliyor diye Devlet Tarım Bakanlığı 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam yılında bu enerji beyanını ortadan kaldırdı. Artık yem firmaları yemlerinin kaç enerji içerdiğini beyan edemiyorlar. Şimdi burada kuru madde, ham protein, NDF, ADF değerlerinden bazı ham maddelerin kalitesine bakalım. Şimdi kuru madde dedik ki %85'in altında olmamalı. 85'ten yukarı olmalı dedik. İyi kuruma, iyi kabayanlar için. Yonca kuru otunun %95, korunganın 94, silaj 95 kurutulduktan sonra buğday kepeği, mısır ezmesi, arpa ezmesi baktığımız zaman evet %85'in üstünde gayet kaliteli ve ham proteinine baktığımız zaman yonca gayet iyi değerlerde ki mısır ezmesinin proteini düşük. O zaman mısır ezmesi proteince fakir bir yem sınıfına girmiş oluyor. Kesif yem olarak geçiyor bu, özür dilerim. Yem sınıfına girmiş oluyor. Ama enerjiye baktığımız zaman yoncanın %17.46 proteini var ve enerjisi 1.94'müş. Yani 1940 metabolik enerjiye eşit.
O zaman mısır ezmesine bakıyorum. %3,01. Yani 3010 civarında bir enerjisi var. O zaman enerjice zengin bir yem ham maddesiyken, yonca ise proteince zengin bir yem maddesi, ham maddesi olmuş oluyor. Konsantre yemlere bakalım tekrardan. Ticari yemler adı da verilmektedir. Burada Fatih'in sorduğu soru vardı o konuyla ilgili hatırlarsanız. Ticari konsantre yemler bizim mecburen işletmelerde kullanılmasını önereceğimiz şeydir. Çünkü biz istesek de istemesek de onlardan ucuza ham maddeyi mal edemeyiz. Şimdi yıllık 1 milyon ton yem üreten bir fabrikayla yıllık 200 ton kendi 200 ton bakın bir yerde 1 milyon ton bir yerde 200 ton ki yaklaşık aylık 25 tondan daha fazla kullanmış oluyor. 20 ton civarında bir yem kullanmış oluyor işletme. Bu kadar ham madde tedarik etmekte hem zorlanırsınız. Diğer fabrikaya göre adam 1 milyon ton yem üretiyor. Ona göre ham maddeyi de daha pahalıya alırsınız. O yüzden de üreteceğiniz yem hem kalitesiz hem de daha pahalı olur. Bu yüzden işletmeler ticari yemlere mutlaka ulaşmak zorundadır. Ham maddeler genel olarak yüksek enerji içerirken selüloz içerikleri düşüktür. Tane yemler, endüstri kalıntıları, yemlik yağlar, hayvansal kökenli yemler, mineral yemler ve yem katkı maddeleri de konsantre yemler sınıfına kullanılan ham maddeler olarak girmektedir arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Dersimiz kaçta bitiyordu? Şuradan baksak. Hiç sorusu olan yok mu ya? Biriniz mesaj yazsın. 16.15'te bitiyormuş. Yok, pardon. 14.30, 15.15. 15 dakika erken. Konumuz bu kadar arkadaşlar bu haftalık. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. 14.45'te mi bitiş? Didem? 14.45 gözüküyor hocam şeyde. Ders programında pazartesinin. Allah Allah, ben yanlış programa baktım. Bir saniye. Biz mi hızlı mı gittik? Ne yaptık? Hocam normalde 1'de başlıyordu. Biz 1.30'da başlattık ya dersi. Hayır arkadaşlar, 1'de başlamıyor ders ya. 1.30'da başlıyor. Kamerada... Öyle mi gözüküyor? Şöyle yapalım. 13.30. 14.15. 14.30. 15.15. 15 dakika sonra bitiyormuş. OBS'ye bakmayın. OBS'ye bakmayın Didem. Çok özür dilerim. Biz onu size paylaşmadık galiba. OBS'de... Evet. Programı, ders programını güncellememiz için sizin bütün hepinizin ders kaydını silip tekrardan ders programını yapıp sonra sizin tekrar ders kaydı yapmanız lazım. Böyle bir şey olmasın diye sadece okulumuzun web sayfasındaki ders programına güvenin. Saatlere aman dikkat edin. O saatler yanlış. OBS'deki saatler. Tamamdır hocam. Var mı sorusu olan? Nereden evet. Bakacağız? Nereden bakın dediniz hocam saatleri? Okulun web sitesinden. Dur bakalım şöyle yapsak. Ekran paylaşımını görebiliyor musunuz? Gözüküyor. Web sitesine geldik değil mi? Evet hocam gözüküyor. Bakın şurada ders programları Bahar var. Buradan bakabilirsiniz. Hayvan besleme yem bilgisi buradan 15.15'te bitiyormuş. İyi, biraz da öyle uzattık. Birazdan 15.30'da ayak hastalıkları dersimiz başlayacak. Ayak hastalıklarını seçenler artık girer. Ben şimdi geri üzerime koyacağım dersleri. Bakın bu hayvancılık ekonomisi dersi video olarak buraya koydum. Buradan girdiğiniz zaman yanlış bilmiyorsam şuralarda bir yerde 2x de var. Yok 2x'i kapatmışlar herhalde.
2x'i kapatmışlar maalesef. 1x de var. 1x olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube'a da koydum. YouTube'daki linki de WhatsApp'tan paylaşacağım. UZEM'e giremeyenler için. Diğer derslerinizi de yine buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. 15.30'da görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.